Bizim en büyük oğlumuz bugün okula başladı. Gerçi anaokulunda acemiyle yatmıştık ama ilkokula başlaması daha farklı. Güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. İlk defa bu heyecanı yaşıyoruz. İlk defa yaşıyoruz. Sırada daha iki tane daha var ama ilk defa yaşıyoruz. Evet, sana soralım. Sen neler hissediyorsun? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Peki neler yaptın bugün? Arkadaşlarımla oyun oynadım. Başka? Sınıfa gittik. Peki mutlu musun? Evet. Peki ne yapacaksın okulda? Okullar tam olarak açıldığında ne yapacaksın? İyi okuma yapacağım. İyi okuyacağım. Yazma okuma öğrenmek istiyorum. Yani çok mutluyuz. Böyle biraz şaşkınız. Neler yaptınız bugün? Bugün ne yaptık? Öğretmenimizle tanıştık. Okulumuzla tanıştık. Okulumuzda neler var neler yok onları öğrendik. Gezdik. İnşallah güzel bir sene olacak bizim için. İnşallah. Evet, sana soralım. Sen neler hissediyorsun? Ben de okula gittim Atatürk. Orada da eğlendim. Neler yaptın peki bugün? Eğlendim. Yazı yaptırdım. Mutlu musun okula başladığın için? Peki okula başlayınca ne yapacaksın? Neler olacak? Seni okulda sence neler bekliyor? Yazını öğretiyor. Evet. Başka? Sonra da teneffüs yaptırıyor. Teneffüs yaptırıyor. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen. Çocuklarınızı getirdiniz, başladı çocuklar. Getirdik, hepsini Allah izniyle açıklığı versin. Mücadelemizi veriyoruz onlar için gerekli. İlk çocuğunuz mu okula başladı? Bizim ikinci. O yüzden alışkınız. Alışkınız. Daha önce idmanlıyız. Peki çocuğunuz nasıldı sabah? Neler yaptınız bugün? Yerinde duramıyordu. Üşüyorum dedi sabah kalktığında bu sıcak havada. İşte hazırlandı. Kahvaltımızı yaptık, getirdik. Heyecanda. Kesinlikle, kesinlikle. Güzel her şey ya. Yeni eğitim öğretim yılında bütün çocuklarımıza, öğrencilerimize başarı diliyoruz. İyi olurlar inşallah. Onlar iyi olursa biz de iyi oluruz tabii. Sizin ilkokul maratonunuz mu? Bu üçüncü bizim ya. Biz 11 yıldır geliyoruz gidiyoruz buraya tabi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, neler hissediyorsun sen bugün? İlk defa okula başladın. Çok heyecanlıydım. Heyecanlısın. Peki neler yapacaksın okulda? Ders. Hocam 2019-2020 eğitim öğretim dönemi bugün itibariyle artık özellikle birinci sınıf ve anaokulları öğrencileri için başlamış bulunur. Öncelikle yeni yıl için temennilerinizi, dileklerinizi almak istiyorum. Tabii 2019-2020 eğitim öğretim yılının önce okulumuza, sonra şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah kazasız belasız, sağlık sıhhat içerisinde başarılı bir eğitim öğretim yılı tamamlamayı ülkemize nasip etsin diyorum. Okul olarak, Atatürk İlkokulu olarak biz 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırdık. Çocuklarımız iki gün uyum sürecine gelecekler. Biz o konuda da öğretmen arkadaşlarımızla beraber kurum olarak gerekli hazırlığımızı yaptık. Çocuklarımızı canı gönülden mutlu bir şekilde kucaklayıp mutlu bir şekilde evlerine göndermeye çalışıyoruz. Bugün kaç öğrenci başladı hocam? 415 öğrencimiz birinci sınıfa, 155 öğrencimiz okul öncesi eğitime başladı. Ufak tefek sürprizlerle onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Peki bu uyum sürecinde neler yapılıyor? Uyum sürecinin birinci temel amacı, gerçi artık son yıllarda ülkemizdeki nüfusun büyük bir bölümü okul öncesi eğitimi aldığı için alışkınlar ama çocuklarımızın kurumun belli ihtiyaçlarını, günlük ihtiyaçlarını giderecekleri bölümlerde tanıtmak, akabinden öğretmeniyle tanışması, aktif eğitim öğretim yılının başladığı gün yabancılık çekmemesi. Peki bugün nasıl geçti ilk? Bugün tabii velilerimiz ve bizim açımızdan da oldukça heyecanlı. Zaten heyecanınızı kaybederseniz eğitim öğretim işini yapamazsınız. Biz de en az çocuklarımız kadar heyecanlıydık. Onlarla tanışmanın, kucaklaşmanın, ailelerle görüşmenin, öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretimine başlama heyecanıyla, heyecan duygumuzu kaybetmeden coşkuyla çocuklarımızı mutlu etmeye çalıştık. Peki yeni eğitim öğretim döneminde gerek öğretmenler olsun gerek öğrenciler olsun neler bekliyor? Tabii beklentiler kişilere göre değişir ama bizim öncelikle toplumun milli ve manevi değerleriyle barışık, bu ülkesini seven bireyler yetiştirmek,
akabinden zaten yapacağımız çalışmalar Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda çocuklarımızı gerek akademik yönden, gerek sosyal yönden, gerek sportif yönden hayata hazırlamak. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bu vesileyle tekrar şehrimize, ülkemize, okulumuza yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun diyorum.